Selamlar, hoş geldiniz. Bir önceki videoda oyunun bir bug'ıdır, hatasıdır bilemiyorum. Ondan mütevellit bilgisayarımı görmedi. Yaptığımız canavarımızı görmedi. Ben de 10 dakika boyunca neden görmüyor diye araştırdım. Araştırdım dediğim sürekli oyunun sağına soluna baktım. İki bilgisayarda görmüyordu. Öğrendim ki anlamsız bir sıkıntıdan dolayıymış. Bu bilgisayar Bitcoin kastıracağım. En azından bize ufak bir gelir elde etsin. Çünkü hiçbir yarışmaya katılamayacak düzeyde kuvvetli ASIT benchmark'a katılabiliyorum. ASIT bench'teyiz değil mi? Mining yaparken katılabiliyor diye biliyorum. Hani benim isim katılıyor çünkü. Limit yok. Dördüncü evine para veriliyor. Burada buna bakacak olursak gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Hani Shader Core'a bakın. Band genişliği falan canavar. İşlemci her türlü destek ya burada. Hop. Hop. Uy. 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 Bok gibi yaptım. Ana. Berbat. Hani üçüncü olursam çok şükür diyecektim ki ikinci oldum. Ama onu düzgün yapsaydım büyük ihtimal birinciliğe zorlardım. Birinci 1444 dolara toplamış. Zaten şu tek başına 500 dolar gibi bir fiyatı var. Band genişliği benden düşük, Shader Core benden düşük, Clock Speed'i benden düşük ama nedense benden iyi. Neyse. SSD'si var. Rampage mi yazmış oraya? Yo, bildiğin Rampage yazmış, Mortar yazmış ama onun bir tam olarak bir markası değil. O yüzden rahatlıkla yazıkmış. 1200 wattlık bir parça kullanıyor hükümeti, yani bunun rahat kazanması normal. Ama benimki o kadar pahalı bir bilgisayar değil. Ve onu rahatlıkla tokatlamaya yaklaştım. Hani bilgisayarın canavar gibi bir skor, 16.000 skor, 44.000 falan filan yazdı. Bunun da 16.000 skor. Nasıl oluyor lan? PC isim koyabiliyormuşuz. PC name. Ha, yazalım. The Monster. Tamam. Basit PC. Ben büyüklük üçgenin buraya normal gidiyormuş. Evet, bir mail, birkaç mail almışız. Sen zaten sana satmayacak. 764 dolar veriyor. Çok iyi. 747. Hemen toplarım size bu bilgisayarları. İkinci bir basit PC'ye bakıyorum. Bu arada ismi konduğu için şimdi artık karıştırmam büyük ihtimalle. Basit PC. Hatta kullandığım bilgisayarı bile satabilirim. Hani buna uygun değil. Niye? Bunu hallederiz. Bunu halletmeye çalışırız. Bunu da halledebiliriz. Şu an halledemeyiz. Şu an hiç paramız yok. Para ödemeyiz. Basit bizim hiçbir şeyini karşılamıyor. 13.000 skor veriyor. The Monster 43.000 skor veriyor. Aynen. Skoru kendine gelmiş. 2.93 GHz değil. Çünkü 2.8 GHz. GHz. Ama onu ufak bir overclock'la deneyebilirim. Geçerse 747 dolarımızı alırız. Geçmesine gerek yok bence. 64 GHz yeter diyor. Çıkartıp ona düşük bir şey takabilirim. GPU'ya düşük bir şey takabilirim. Benchmark score gene yeterli olur. Ekran kartını çıkartıp kar edebilirim. Buradan ekran kartını satsam 103 dolara, market fiyatı 200 dolar iken bunu 103 dolara satacağım. Ben bunu 330 dolara aldım. Pardon, 248 dolara aldım aynen. 100 dolara satarsam ben bunu fena zarar ederim. Şimdi diyor ki bana bir saniye. Şu an biraz daha vakit geçirdik zaten. Diyor ki bana 768 GB RAM olsun.
168 GB sana yaparız. Birinci bilgisayarın her şeyini satarak bir tane şundan alabilirim. Birinci bilgisayarı bozarak güzel paracıklar elde edebiliriz aslında. Ve bozacağım da. Remove komple sil bu bilgisayarı. The basic. Bye bye diyoruz. Sell. Bir dakika. Sadece buna Bitcoin kastırabiliyor muyum? Yok. Niye bu işaret var? Bunu güç kaynağına kastırıyorum Bitcoin. Sell. 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 İnşallah edecek para. Bu kalsın. Sell. Kasa kalsın. 400 watt, 350 watt. Sell desem zaten 10 dolar gelecek. Kaç paramız oldu? Bulduk o parayı. Çünkü hani o ekran kartını ona harcamak istemiyorum şimdi hani. Buradakilere bir baksak belki burada daha iyi bir şey bulabiliriz. Aha da bulduk. Orada gidip 70 dolar vereceğimize burada 660 durdu. Ve 1 GB bile değil bu. Aha benimki bu işte şu an. Gayet iyi. Hani şunu alacağım şimdi. 768 GB hemen temizinden var. 59 dolar. Ve 17 dolar da cebime kalacak. The Monster'ı satacağız. Şuradan almadık tabii parçayı. Şunu bir takalım. İşlemcisine 1 2 GB sanmamıştım. Bayağı düşmüş. Şimdi benim işlemciyi satabilirim. Satsam kaç vereceğim? Bana 62 dolar vereceğim. Şimdi satmak zorundayım. Satacağım. Confirm. 2,90. 3 GHz'lik bir işlemci ihtiyacım var. Ve sokete uyması lazım. Acım da yani şimdi bu hani, of o para. İnsan nefesini kestim. Evet, şarjımız iyiymiş, tamam. Soketimiz şu. Kapat. 3 çekir, 3 GHz. Yok baba, olmaz o iş. Ben o topa niye girdim ki kontrol etmeden? Nereye buluyorsun o fiyatı 3 GHz? Hani diyorsun ki illa anakartı da değiştir. Gel gel. Oğlum o parayı alacağım senden. Kafaya taktım ben. Kafaya taktığım 3 çıkarsa hangisinde? Satacağım. O parayı yapacağım ben. O yok mu 3 çıkarsa? Allah Allah. 2,7, 2,5, 2,8, 2,4, 53, 2, 1,8, 2,3, 2,4, 1,8, 2,7. 3 GHz. RGA 775. EttoKart. 42 dolar. Şuradan hemen çıkartayım. Motherboard. Belki satmaya bile gerek kalmayabilir, 85 dolarımız var. Soket RGA 775. DDR2 bu arada. DDR2 RAM'i de sattık. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Henüz bu. Tamam. Kaç etti? 73 dolar. RAM. DDR2. Kaç dolar kalıyor? Dur şimdi bunu alsak. Hadi lan 87 mi? Yapma be. Hocam yapma. Hocam yapma be. Oğlum ben bu RAM'i bulana kadar ömrüm bitti ya. Neyse 755'te oldu, 775'te oldu diyorsun. Neyimiz var bizim burada satabileceğimiz? Ha bir de onu da takacağım hani. Parçaları düşürüyorsam tam köküne kadar düşüreceğim. Köküne kadar. Blok DDR3'ü remove. Bu anakartı maalesef çıkartacağım. O yüzden bunu önce remove. Şu anakartı nasıl remove edeceğim oğlum? Çıkartsana. Çıkmıyor.
Limon. Komple çıkarttı. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi buradan şuna her şeyi göster bana. Hava 400'lüğü sat be. Bir dakika, orada 13 dolar değil mi DDR2? Sende kaç dolar? Yes! Yes be! Adamsın. Şu adam koyun da anlamın çatından öpeydim ya. CPU, soket, 775. Hoppa. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. 2.7, 2.2, 2.53, 2.8, 3. 73 dolar be. Sonra buradan anakart, soket, 7.75. 30 dolar. 73, 43, 73, 73. Bir ara o sıfır noktalardan var ya, 5 gün hemen. İnşallah çok kısa bir süre zaman için istememiştir. Mail duruyor mu? Hemen bir kontrol edelim. Ben niye buna toplamak yerine buna topladım? Hiçbir fikrim yok. Niye 3 GHz 3 GHz diye çırpındım ki ben? Ben boşa çırpınmışım. Ciddiyim ha. Sabahtan beri boşu boşu oyalanıyor. Şimdi aldığım parayla buna da toplayacağım. 2400 lira para yapacağım. Buna mı topluyordum oğlum ben? Aa. Yetmedi. Skorumuz yetmedi. Bunun bu iki katını skor istiyor zaten. 15.000 skor istiyorsun. Hiç overclock topuna girmeyeceğim. Diyecektim de öyle bir seçenek yok. 550 yap. Oha, 550 yapmaya bu kadar %60 oran. Lan ya, bitti ya. Bütün iş bitti gitti ya. Sıçayım ağzına. Al ya, al. Al ya, al. Al ya, al. Al ya, kurtar beni. Al, al. Al git, al. Al git ya, al defol git ya. 168 istiyormuş. Al. O da tam 16.000 oldu. Al. İşte iki, al, 250 dolar aldım zaten oldu. Git ya. Cık. Sinirim bozuldu ya. Neyse, elimizden DDR3'leri kurtardık. Hani hala kötü sıkıntıda değiliz. Kardayız diyebiliriz. Diyebiliriz ama. Değiliz aslında. Şuna da yapalım da bilgisayar. Diyecektim ki sen ne istiyorsun dayı? Kaçına kadar? 08.29. Tamam, sana parça getirtirim sana. Ne istiyorsun? 1 GB RAM. 3 GHz. 512 GB da şey. Şimdi CPU'ya geldik. Şimdi oradan çıkmaz 3 GHz. Buradan çıkacak 3 GHz. 2.93. Bunu tak diyor adam bana. Gel bakalım. Adam 740 küsür veriyor değil mi? Bakalım. Zaten benim bunun soketinden anakartım var. Ekran kartım yandı gitti zaten. 1 GB. 2. GDDR 3 diyelim bari de. Şimdi adam 22.000 skor istiyor. Az skor istemiyor. Şunu koyacağım. Yeteceğini düşünüyorum. RAM var zaten. Anakart var. Bundan da var. PSU da var. Tamam, bu kadar. 260 dolar bir masraf ettim. Kasa da var, her şey var. Hop, ekranın dışına tıkladık yanlışlıkla. Tak bakalım.
Tabii bakalım bakalım skorumuz yetecek mi? 2.93'te tam 2.93'lük taktım. 512'lik taktım. 512 istiyor çünkü. 400 watt taktım. Skorun kaç? Yazmıyor burada. Mailde şimdi yazacaktır. 46.000. Adam esin iki katını bile yaptım. Hani daha düşük bir ekran kartı, daha düşük bir parça takabilirim ki cebimden çıkan masraf çok daha az. Böyle basit de mesela şu an çok temiz, çok temiz kar ettim. Ve paramızı 1200 dolar çıkarttık. Şu an artık kar ettiğimizin tasdikli şeyini yapabiliriz. Süremiz 15 dakikaları gösteriyor. Değil mi? Bu gözüküyor mu acaba? Göremiyorum. Aa, neyse. Aa, oğlum. Aa. Uf, nasıl kaşındı lan? Ses geldi mi acaba? Hala 2010'dayız. Neler gelecek? Ufaktan bir baksak mı GPU olarak? Bu seneyi bitirelim bence ya. Bu seneyi bitirelim, tamam mı? Şu 580'den 980, bu GTX 1080 980'in serisinden kendime şundan bir almak istiyorum. 11. ayın 9'unda. Hani ya da hani siparişleri gelmiş olur hem de 11. ayın 9'una kadar. Böyle yaptığımız zaman hem de siparişlerimiz gelmiş olur. Hem paramanı bir şeyler yapıp kopartırız. Hem de kopartmazsak kendimize bir bilgisayar toplamaya çalışırız. 11. ayın 9'u. Tamam. Şu an bu ekran kartı çıkışını yaptık mı? Shop, Production, GPU. Lider 5 diyorum. 580'i görmek istiyorum ben burada. 450, 460, 460, 470. 580, 600 dolardan çıkışını yapmış bir şaheser kendisi. Şimdi hemen maillerimize bir bakalım. Theo, 1 terabayt. Hard disk olsun, başka bir bok olmasın. Bak buna satabiliriz. Çok temiz bunu alırız. Bu diyor ki 64 GB olsun, 1 GB'lık ekran kartı olsun. Tamam bak bunu da yaparız. Ama bununla uğraşmam. Ciddi anlamda buna uğraşmam. 234 dolar. Şimdi bunu uğraşalım. Ona bir bakarız. Sana uğraşmam. Jason sana da uğraşmayacağım. Bu ikisine uğraşma ihtimalim var. Buna 1 TB hard disk alacağız. Bir tane 1 GB'lık ekran kartı, bir tane de şey. GPU 1 GB. Oy bakalım 1 GB. Aa bundan çakacağız onu ama. Bir tane. Ne istiyor? Dur bakalım. Crack, değil mi? O kadar. O zaman ona bu arada şey gitmiş. Sepetimiz sıfırlanmış. Yapımcılar bu bir eksidir. Bunu artıya çevirin. Ricamdır sizlere. Diğer iki olsun. En ucuzundan toplayacağım. AM2. CPU'ya geleceğim. Soket AM2 diyeceğim. Şimdi gigahertz'imi biraz yüksek tutmam lazım. Yoksa istediği skoru tamamlayamayabiliriz. Şunu alacağım büyük ihtimalle. Çok da uçmayacağım. Çok uçmayacağım dedim ama bunu alacağım. Bilmiyorum hani belki tutmaz diye düşünüyorum. Ama bence hani geçecek bile değil diğer iki. Sepete koy. Tato Storage. Bir tane şundan alacağız bir diğer adama. O adam zaten skor olarak ne istediğini hatırlamıyorum. Şunları bir sipariş edeyim. Skor olarak ne istiyordu? 8000. Gayet düşük. Gayet. Hani CPU yapıp bunu gönül rahatlığıyla yapabilirim. Add to cart. GPU. Add to cart. Motherboard. Add to cart. Hani çok. Hani hiç bakmaman gerekiyor. Add to cart. DDR oldu büyük ihtimal değil mi? Bakmadım da şuna tıkladım. Şuna bastım. Diğer iki pardon. RAM şuradan çıkartalım şunu. Şu. Yanlış hatırlamıyorsam. DDR 2. Hani belki fazla bile gelecek adamı. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. Cidden aldığım şey fazla pahalı bile gelebilir adam. Buna da siparişini verelim. 11 günümüzü bekleyelim. Bütün ürünlerimiz siparişimiz geldi.
Hepsini alalım, kutusundan çıkartıp açalım. Hemen kasalarımı toplayacağım buraya. Da kasam yok. Onu fark ettim. Kasalarımızı çekelim. 21 dolara. Vay. İnşallah iptal etmezler. Kaç? 12'nin 9'una, 12'nin 2'sine. 12'nin lan daha. 12'ye gelmedik. Stoklar yenilensin. Kasa alalım birazcık. Kasamız kalmamış ya. Vay. Şu 25 doları da çekebiliriz. Şu 33'ü de çekelim. Şu 48'i de kendime çekiyorum. Bayağı gereksiz para harcadım. Şu an. Ama az ya yani bekleyip 16 dolar notları toplayabilirim. Şimdi en ucuzundan bakıyorum kime? Şu 12 dolarlı tak. Şu en ucuzcu abimize 1 terabayt koyacağız. 14 dolar. Şu ikisi aynı zaten. Ne fark eder? Niye öyle bir şey yaptım? Bir muhte. Niye şunu başa takmadım? 1 terabayt istediği için 600 wattımız varmış sadece. Şunu gidip şuradan alalım 2 tane. Olduğunu düşünüyorum. 400 ve 450 varmış. Üşendim ama yemin ediyorum üşendim beklemeye. İşte para olunca böyle olursunuz. Rahat diyorsunuz. Vakit beklemiyorsunuz. Vakit aksamıyor. 400'ü bir çakalım. Tamamdır. En ayı bir şu. Dediğim gibi seyden fazla bile oldu. Benim harcadığım para burada yazıyor. 164 dolar. Buna 300 dolara satıyorum. Yani 150 dolar bir karım var. Confirm. Bu adam hiç bakmadı. Bay bay. 4000 ne ya? Bütün parçaların en ucuzunu alsam bile 4000'den fazla oluyor. Gözümse mi yapmayın şunu ya? En ucuzun hangisi? 21'lik büyük ihtimalle. Insert. 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 Parçalar hazırlıktan sonra düşünmeden koyuyorum ya, çok hoşuma gidiyor. Insert 450 biraz fazla geldi ama hayrını gör. İstediği skor rahatlıkla gerçekleşti. Bunu da kakaladık. Ve 200 dolar temizinden kar ettik. Süremizin kaçıncı dakikasıyız bilmiyorum. Ama bence yeterli dakikaya geldiğimizi düşünüyorum. 1400 dolarımız var. Bu yılı bitireyim şöyle. Güzel bir ilerleyerek. Yani mailler gelsin. Maillere de öbürkü bölümümüzde bakarız. Ben çok zevk alıyorum. Bilmem siz zevk alıyor musunuz videodan. Ama hem ben bilgilenip zevk alıyorum. Hem de sizin de zevk aldığınızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Beni seçtiğiniz için. Şey yaptığınız için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.